Evet sevgili çocuklar, Ubeydi Gazi İlkokulu YouTube kanalı Ubi TV'ye hoş geldiniz. Üçüncü sınıf matematik dersliğine beraberiz. Konumuz basamak ve basamak değerleriyle ilgili örnek çözümler. Bu konuyla ilgili 6 tane örneğimiz var. Bu derste onları çözeceğiz. Birinci örnekten başlayalım. Onlar basamağında 8, birler basamağında 2, yüzler basamağında 6 olan sayı ile. İle dediğine göre başka bir sayı daha gelecek burada. Birler basamağı 9, yüzler basamağı 3 olan sayının toplamı kaçtır? Şimdi çocuklar bu tür sorularda bize doğal sayılarla ilgili sorular geldiği zaman kaç basamaklıysa biz o kadar kutumuzu çiziyoruz. Bunu daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Bu bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Burada 3. sınıf seviyesinde olduğu için gelecek soru zaten 3 basamaklı olacak. Yani yüzler basamağına kadar. Evet, 3 tane kutu çiziyorum. Şimdi soruyu tekrar okuyorum. Onlar basamağında 8. Burası birler, onlar, yüzler basamağı. Onlar basamağında 8 varmış. Onlar basamağına 8 yazalım. Birler basamağında 2. Birleri 2 yazıyorum. Yüzler basamağına 6. Birinci sayımız bu. İkinci sayımızı okumadan önce onun hemen kutusunu da yapalım. Evet. Şimdi ikinci sayımızı okuyalım. Birler basamağında 9. Yüzler basamağında 3 olan sayının toplamı kaçtır? Bakalım burada verilmeyen bir basamak var ikinci sayımızda. Dikkatli okuyalım tekrar. Birler basamağı 9, yüzler basamağı 3 olan sayının toplamı. Demek ki onlar basamağı yok burada. O zaman 0 yazıyorum. Şimdi bizden istediği bu sayıların toplamı 682 ile 309 sayısının toplamı 2, 9 daha 11. 11'in 1'i elde var. 1, 8, 0 daha 8. 1 de elde var. 9, 6, 3 daha 9. Evet, cevabımız 991. İkinci örneğimize geçelim. 372 sayısının onlar ve birler basamağındaki rakamlarının yerini değiştirdiğimizde hangi sayı oluşur? Yeni oluşan sayıyı soruyor bize. Burada da yine aynı şekilde hemen biraz önceki gibi kutumuzu yapalım. Birler, onlar, yüzler. Tekrar 372 sayısının dedik. Önce 372'yi yazalım. Şimdi ikinci oluşacak sayımıza bakacağız burada. Onlar ve birler basamağındaki rakamların yerini değiştireceğiz. Yani hemen çizelim yine. Yani 7 ile 2'nin yerini değiştiriyoruz. 2'yi onlar basamağına, 7'yi birler basamağına alıyoruz. Yüzler basamağı aynı kalıyor. İşte yeni oluşan sayımız 372'den yeni oluşan sayımız 327'dir. Diğer örneklerimize geçelim. Kağıdımızı kenara koyalım. Üçüncü örneğimiz 198 sayısının onlar basamağındaki rakamı 4 eksiltirsek sayı ne kadar azaltılmış olur? 198'i yazalım. Onlar basamağındaki sayımız birler, onlar. Onlar basamağımızda 9 var. 9 sayısını 4 eksiltmek yani 9'dan 4'ü çıkarıyoruz. 5. Yani bizim buraya yazacağımız yeni sayımız 158'dir. Sayı ne kadar azaltılmış olur? Bunu iki şekilde bulabiliriz. Birincisi
Bu sayıları birbirinden çıkartırız. 198, 158. Evet. Cevap 40'tır. 40 azalmıştır yeni sayı. Evet, şimdi dördüncü sorumuza devam ediyoruz. 526 sayısının onlar ve yüzler basamağındaki rakamların basamak değerlerinin toplamı kaçtır? Şimdi ilk önce biz 526 sayısının basamak değerlerini bir gösterelim. 526'sı birler basamağıydı. Birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağı. Ben şimdi önce bu basamaktaki sayıları buraya yazacağım. Birler basamağında 6 var. Onlar basamağında 2 var. Yüzler basamağımızda 5 var. Çocuklar, bu yazdığım sayılar aynı zamanda bunların, bu sayının, rakamların sayı değerleri. Aslında sayı değeri basamaktaki rakamların kendisi. Burada farklı bir şey yok. Basamak değerine gelelim. Bizden istediği onlar ve yüzler. Birler basamak değeri. Basamak değerini şöyle buluyoruz. Hatırlatayım. Sayıyla, basamaktaki rakamlarla basamağı çarpıyoruz. 6 hangi basamakta? Birler basamağında. O zaman biz 6 ile 1'i çarpıyoruz. 6 kere 1, 6. Onlar basamağında 2 var. Burası onlar basamağı olduğu için 2 ile biz 10'u çarpacağız. 2 kere 10 ya da 2 tane 10. Hemen şuradan bakın. 10, 10, 10, 20. Yani onlar basamağındaki 2 rakamının basamak değeri 20'dir. Yüzler basamağına gelelim. 5 var. Biz 5'i 100 ile çarpacağız. Yüzler basamağında olduğu için 5 tane 100. Yani 100. 1, 2, 3, 4, 5. Yüzer yüzer sayalım. 100, 200, 300, 400, 500. Yüzler basamağındaki 5'in basamak değeri de 500'dür. Buraya dikkat edelim. Bakınız. 526. Basamak değerlerini bulduğumuz zaman sayının da kendisini okumuş oluyoruz. Şimdi problemimize dönelim. Basamak değerlerini bulduk. Onlar ve yüzler basamağındaki. Onlar ve yüzler basamağındaki rakamların basamak değerlerinin toplamı. Yani bizden şimdi 500 ile 20'yi toplamamız isteniyor. 520 daha 520'dir cevabımız. 5. sorumuza geçelim. Basamak değerleri 40, 2 ve 300 olan sayı kaçtır? Biz hemen şöyle kutumuzu yine yapalım, sihirli kutumuzu. Birler, onlar ve yüzler. Basamak değeri 40 olduğuna göre 40 nedir? Onar onar saydığımızda 10, 20, 30, 40. O zaman onlar basamağıdır burası. Burada basamak değeri 40. 2 olduğuna göre bu zaten belli. Birler basamağı 2. 300 olan sayı da yüzler basamağıdır. Yüzlüktür. 100, 200, 300. Buraya da 300 yazalım. Şimdi bu sayıları tersten okuduğumuz zaman en büyükten başlayıp 342. Sayımız 342. Sayımızı da burada aslında bulmuş olduk. Yüzler basamağından başlayalım. 300 demek 3 tane yüzlük demek. 100, 100. 100. Bakın kaç tane 100 var? 3 tane. 1, 2, 3. O zaman yüzler basamağına
3 yazıyorum. Onlar basamağında 4 tane 10 var demek 40. Hemen gözümüzle de görelim. Sayalım 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4 tane. Buraya da 4 yazıyorum. Birler basamağında 2 tane 1 var. 1, 2. Yani sayımız 342'dir. Son örneğimize gelelim. 801 sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ile, yine ile de hemen ileyi şöyle işaretleyelim. 2 bölümden oluşuyor demek ki. 801 sayısının yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri ile 473 sayısındaki 7 rakamının bulunduğu basamağın basamak değerlerinin toplamı. Soru biraz karışık ve uzun gibi gözüküyor. O yüzden bu ileyi ben ile ile ayırdım. Önce sorunun ileye kadar olan bölümünün hemen ipuçlarından yararlanalım. 801 sayısının yüzler basamağında. Bakalım. Birler, onlar, yüzler. Yüzler basamağında 8 var. Yani 8 çarpı 100. Bunun basamak değeri 800. Birinci bölüm bu. İkinci bölüme bakalım sorumuzda. 473 sayısındaki 7 rakamının bulunduğu, 7 rakamı burası, bulunduğu basamağın, burada da basamak ismini vermemiş. Birler, onlar. Burası onlar basamağı. Basamak değerini bulalım. Burada 7 var. Onlar basamağı olduğu için 10 ile çarpıyoruz. 7 kere 10, 70. Bize 800 ile 70'in toplamını soruyor. 800 artı 70. 800 artı 70, 870. Cevabımız da 870'tir. Evet çocuklar, şimdi ben size hemen soru çözümlerimiz bitti. Bir kaynaktan bahsetmek istiyorum. Ana ders yayınlarının Sevdiren Matematik Işıldayan Etkinlikler serisi. Set halinde de var. Tek tek de alabilirsiniz. Güzel hazırlanmış, özenle hazırlanmış bir kitap. Sadece doğal sayılar için yaklaşık 20 sayfa örnek mevcut. Kitabımızda bol bol örneklerimiz var. Biz örneklerimizi derslerimizde buradan da anlatıyoruz, yararlanıyoruz. Anders yayınlarının internet sitesinde bu kitapları inceleyebilirsiniz. Bütün sınıf seviyesinde Hayat Bilgisi Türkçe Fen Sosyal dersleri de, kitapları da mevcut. İnceleyip bakabilirsiniz. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler.